Merhaba, ben Daha Finansal Danışmanlık'tan Murat Akyol. Bu videomuzda kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Geride bıraktığımız haftayı yurt dışı piyasalardan belirgin şekilde pozitif ayrışarak geçiren yurt içi piyasalarda bu haftanın en önemli konu başlığını Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamları oluşturuyor. TÜFE 2018 yılını %20.3 ile tamamladıktan sonra yılın başından bu yana aşağı yönlü bir eğilim izlerken Ağustos ayında %15'e kadar geri çekilmişti. Eylül ayında baz etkisinin çok daha güçlü olması nedeniyle bu kez çok daha sert bir geri çekilme görmeyi bekliyoruz. Eylül ayı ortalamalarının %1.15 olmasına karşın geçtiğimiz yıl Eylül ayında %6.3'lük bir yükseliş yaşandığını görmüştük. Bu rakam aynı zamanda 2003 bazlı serideki en yüksek aylık bazdaki artış anlamına geliyor. Bu kez piyasa beklentisi Eylül ayında %1.3'lük bir yükseliş yaşanacağına işaret ediyor. Beklentilere paralel bir rakam görmemiz durumunda 12 aylık enflasyon %15 seviyesinden %9.6 seviyesine gerilemiş olacak. Yılın son çeyreğinde enflasyonda yukarı yönlü bir eğilim görme ihtimalimiz yüksek olmakla birlikte yıl sonunda oluşacak rakamda gıda fiyatlarının seyrinin yanında TL'nin performansı belirleyici olacaktır. Mevcut bilgiler ışığında bir değerlendirme yaptığımızda ise yıl sonunda %13 civarında bir enflasyon rakamı göreceğimizi tahmin ediyoruz. Yurt dışında ise bu hafta küresel ölçekte açıklanacak olan PMI rakamlarının yanında ABD'den gelecek olan ISM endeksleri ve istihdam rakamlarını takip edeceğiz. İstihdam rakamlarına bir parantez açmak gerekirse PMI endekslerinde alt kalemlerde istihdama yönelik verilerin zayıflaması bu ay daha düşük bir tarım dışı istihdam rakamı görebileceğimize işaret ediyor. Kaldı ki ortalama piyasa beklentisi de geride bıraktığımız ayda 130 bin kişi artış gösteren tarım dışı istihdamın bu kez 100 bin artış göstereceği yönünde. 100 binlik bir beklentinin gerçekleşmesi durumunda yılın başından bu yana aylık ortalaması 160 bin olan tarım dışı istihdam artışının da bu ortalaması 150 bine gerilemiş olacak. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü The Club'ı izlemeye devam edin.